Gündemi zaten biliyorsunuz. Bu konu 2 gündür konuşuluyor fakat bugün sizlere sadece Ezhel hakkında bilmediğiniz birkaç şey daha söylemeye geldim. Çünkü bu adamın uzun zamandır zaten ne bok olduğu belliydi. Fakat şarkılarını seven insanlar maalesef ki bunu görmek istemediler. Çünkü evet, değişik şarkıları var. Adamın tarzı size hitap etmese bile bazı şarkılarını sevebiliyor ve dinleyebiliyorsunuz. Bu da ona bayağı bir kitle kazandırıyor elbette. Fakat bir insanın şarkılarının iyi olduğu kadar karakterinde iyi olması lazım bence. Bu tarz ucuz şeylere hiç gerek yok. Olay ne diye soracak olursanız olay şu. Ezhel Twitter'da yapmış olduğu bir yayında şöyle söylüyor. Ben Kürdistan'ın ve Kürt halkının kendi şeyini savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır, İstanbul'dur. Anladın mı? Ben artık ona da dayanamam ve bu bir şekilde bu meselenin çözüleceğine de inanıyorum. Evet, bu sözlerden ne anlayacağımız zaten gayet açık. Hiç öyle altını üstünü araştırmaya vesaire gerek yok. Hani Osmanlı'daki Kürdistan bölgesinden bahsedecek olursak bile bu bölge hiçbir zaman İstanbul ve Ankara'yı kapsamıyordu. Ki orası Osmanlı'ya bağlı bir bölgeydi ama neyse. Bunu sonra konuşuruz. Bunun üzerine Ezhel şöyle bir açıklama yapıyor. Özet geçecek olursak bayağı bir ağlamış. Yok benim ne demek istediğimi herkes anladı. Şöyle oldu böyle oldu diyor fakat hiçbir şey açıkladığı yok. Ve ben hayatımda ilk defa böyle bir açıklama duydum. Benim ne demek istediğimi herkes anladı ne demek abi? Senin burada anlamayan insanlara anlatman gerekmiyor mu? Yani açıklama yapacağım diye resmen kıvırmaya çalışmış fakat olmamış. İnsanlar bunu neyse ki yememiş bu sefer. Sonrasında zaten Ezhel'in geçmişte yapmış olduğu paylaşımlar da ortaya çıkıyor. Ve şehitlere laf söylediğini, ülkenin bölünebilecek olduğunu söylediğini buradan da görebiliyoruz. Bu SS'ler zaten yeterli olacaktır normalde. Fakat dahası da var. PKK ile bağlantısı olan bir rapçiyle yakın olması. Buradan da zaten kanıtlarını görebiliyorsunuz ki bu kadar da değil. Yine PKK yandaşı olan insanlarla fotoğraflar çekilmesi ki özellikle yapıyor bunları. Emin olun özellikle yapıyor yani. Hadi bir tanesini geçelim, denk geldi diyelim. 3, 4, 5 olunca tabii ki insanların kafasında bir soru işareti kalmıyor değil. Neyse bu da bir kanıt sayılmasın. Daha sonrasında ise Ahmet Spor'un kendisine göndermiş olduğu hediyeyi storiesinde paylaşıyor ve burada kalplerin renginden zaten ne demeye çalıştığını anlayabiliyorsunuz. Ki hepsi bu kadar da değil. Ahmet Spor özellikle o dönemlerde PKK'ya desteğiyle gündeme gelmiş olan bir futbol takımı. Ve neye hikmetse Ezhel abimiz o dönemlerden beri çok seviyormuş Ahmet Spor'u. Yani bu adamın yaptıkları say bitmez arkadaşlar. Ne bok olduğu da açık ve net bir şekilde belli diye düşünüyorum. Hem Türkiye'yi çok seviyorum, bakın sizlere rağmen bu ülkeyi terk etmiyorum diyen Ezhel, Almanya'ya ben Türklerle geçinemiyorum, bana şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar diye iltica başvurusuna bulundu ve kaçtı. Evet, gerçekten bizleri çok seviyormuşsun. Ya sen ne şerefsiz bir adamsın gerçekten bak. Türkiye sayesinde kazandığın ünün sayesinde Türkiye'ye düşman olan terör örgütlerine destek ol. Sonra faşo Türkolar diye zırla. Ya zaten Normanler zamanda ne bok olduğunu söylemişti. Fakat insanlar oradaki detayı çok fazla anlayamadı maalesef. Bu nasıl dümenci, ne kadar boktan boş bir sistem, teröristler olmuş rapçi. O değil de adamın şarkısında bayağı anlamlı sözler var bu arada. Hakikaten şu anda bir daha dinleyince bir hype'lanmadım değil yani. Yani Ezhel'in terörist olduğunu düşünmemizin tek sebebi bu değil. Diğer bahsettiğim şeyler de bunu destekler nitelikte. Çünkü bazı insanlar yorumlara şey yazmış, işte bunda ne var ki abi? Trakyalılar da biz Trakyalıyız diyor. O yüzden Kürdistan demekte sorun yok vesaire. Birincisi ve en önemlisi, evet eğer ki kendi aranda Kürdistan demek istiyorsan okey, fakat bunun resmiyette hiçbir zaman geçmeyeceğini bilmen lazım. Çünkü bu sandalyeye koltuk demek gibi bir şey. Sen ne kadar koltuk dersen de o sandalye kalmaya devam edecek. İkinci olarak da şöyle bir şey var. Trakyalı dediğimiz insanlar dağa çıkıp teröristlik yapmıyor. Bakın burada Kürtlerden bahsetmiyorum ha. Her Kürt'ün terörist olmadığını, bunun aslında ırklarla da bir alakası olmadığını, çünkü PKK'nın Kürtleri de şehit ettiğini zaten konuşmuştuk bu videoda. Ancak şöyle de bir gerçek var ki bu ülkede belli bir bölgenin Kürdistan olmasını isteyen bir kesim var. Ve bu kesim yüzünden bizim Kürdistan kelimesine karşı olmamız, sinir olmamız gayet normal diye düşünüyorum. Bundan doğal hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bunu Almanya'da yapsanız, Fransa'da, İsviçre'de, hatta özgürlükler ülkesi dediğiniz Amerika'da bile bunu yapsanız Amerika bunu kabul etmez. Çünkü bir ülkeyi bölmeye çalışmak özgürlük değildir ki. Teröristlik dediğimiz şey özgürlük değildir ki. Ne zaman özgürlük oldu? Hani sürekli bize faşist vesaire diyorlar ya. Ulan amına kodumuz salakları, ülkenin bölünmemesini istemek ne zamandan beri faşistlik oldu? Madem madem diğer ülkeler bizden daha özgürlükçü, o zaman gidin oradan toprak talep edin. Bakalım verecekler mi? Çok garip insanlar var ya. Burada bizim haklarımız yok diyor. Dilimizi öğrenemiyoruz diyor. Buradaki tüm sisteme şikayet ediyor. Sonra yurt dışına gidip eşek gibi Almanca öğreniyor. Bu davar gibi. E konuşmasana orada Almanca. Ben burada kendime bölge kuracağım desene. Herkes benim dilimi bilecek desene. Niye bunları söyleyemiyorsun? Çünkü seni paket ederler. İnşallah oradaki sistem burada da olur da bu iktidarla birazcık zor gibi gözüküyor. Bakarız bir çaresine. Nasıl olsa sistem değişecek. O günler bence çok yakın. Benim konu hakkındaki yorumlarım bu kadar. Zaten Ezhel'in ne bok olduğunu artık öğrenmiş oldunuz. Daha da fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.